Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere yine çok güzel bir çanta tarifi paylaşacağım. Bakın yazlık çok şık bir parça hazırlayacağız. Rafi ip kullanacağız. Çantamız için hemen şöyle modeli yakından sizlere göstermek istiyorum. Bakın hazır oval bir taban kullanacağız. Bu e, set halinde satılıyor. E, nereden aldığımı da yine video içerisinde sizlerle paylaşıyorum. Bakın hazır bir tabanı ve kapağı var. Gerçekten çok şık bir parça. E, biz bunu biraz yazlık bir e, çalışma yapacağız. Rafi iple hazırlayacağız ama sizler isterseniz daha farklı iplerle de hazırlayabilirsiniz. Hemen şöyle göstermek istiyorum arka tarafını. Bakın kaydırma tekniğiyle deliklerden çantamıza monte ettik. Gerçekten çok pratik bir yapımı var. Bakın zincirini görüyorsunuz. iki kat halinde isterseniz omuzda kullanabilirsiniz. Bir tanesini bıraktığımız zaman da şu şekilde. Bakın çapraz olarak da bu çantayı rahatlıkla takabilirsiniz. Hemen şöyle kilit noktasını açıp. Çantamızın iç kısmında sizlere göstermek istiyorum. İçerisi günlük kullanımı oldukça uygun. Telefonunuz, cüzdanınız, anahtarlığınız, gözlük kabınız filan rahatlıkla sığacaktır. E, Bunu ben boy kısmını çok böyle uzun tutmadım. E, bu sene biliyorsunuz mini çantalar çok moda ve mini çantaları daha kullanışlı, daha pratik buluyorum. Ama sizler isterseniz bunun boyunu e, daha fazla da uzatabilirsiniz. İç kısmını astar dikebilirsiniz ama e, raf eğipten bir çanta olduğu için astarsız da rahatlıkla kullanılabilecek bir e, çanta oldu. Ölçülerini ne kadar ip kullandığımı, malzemelerimi nereden aldığımı bütün detayları video içerisinde sizlerle adım adım paylaştım. Umarım faydalı olur. Detaylı tarifimize geçmeden önce sizlerden küçük de bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videoyu beğenir ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu olurum. Tarifimize geçelim. İlk olarak sizinle kullanmış olduğum malzemeleri paylaşmak istiyorum. Bakın buradaki malzemelerin tamamını Aksa Örgü Butik'ten aldım. Aksa Örgü Butik'in Instagram hesabına linkini aşağı açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan tıklayarak sizler de iletişime geçebilirsiniz. Buradaki görmüş olduğunuz bütün malzemeleri Aksa Örgü Butik'ten temin edebilirsiniz. Bakın hazır bir kit kullanacağız. Şöyle tabanı olan, oval bir tabanı var. Kapak noktası var ve bunun birçok farklı rengi var. Farklı renklerini görmek için Aksa Örgü Butik ile iletişime geçebilirsiniz. Ben bu çantayı bu kiti örmek için yarım kiloluk rafya ip kullanacağım. Örümü de oldukça rahat bir rafya iplik. Şöyle dokusunu rengini yakından göstermek istiyorum. Bu rengi tercih ettim. Daha farklı renkler de var. Kiloluk rafyalar daha farklı çeşitte. Yine rafya ipleri de Aksa örgü bütükte bulabilirsiniz. 2 farklı tığ kullanacağız. 3 milim tığ. Bakın tabandan ilmek çıkarmak için kullanacağız. Yine tığları da Aksa Örgü Butik'te bulabilirsiniz ve çantamızı örmek için ise 4 milim tığ kullanacağız. Sizler kendi ipinize göre tığ numaralarınızı belirleyebilirsiniz. Bakın yine makasımı çok güzel bir metreleri var. Bunu da göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Çok şık bir metre. Yine bunu da Aksa Örgü Butik'te bulabilirsiniz. Malzemelerimiz bu şekilde. Tarifimize geçelim. Bu arada hemen şunu da belirtmek istiyorum. Çantamızı örüp tamamlayacağım. Kaç gram raf yiyip kullandığımı da videonun sonunda sizlerle paylaşıyor olacağım. Ve hemen şöyle tabanımızın ölçüsünü paylaşarak başlayalım. Bakın tabanımızın boyu 16,5 cm. Uzun kenarı. eni de 6 cm. Ölçümüz bu şekilde. Şimdi şöyle makasımı ve tığımı kenara alıyorum. 3 milim tığla işe başlıyoruz. Ee, sebebi. Bakın deliklerimiz küçük olduğu için ipli, ipi rahat çıkartabilmek için küçük numaralı tığla başlangıç yapıyoruz. Hemen raf ipimi aldım ve bakın şuradaki delikten başlayacağım. Ben şöyle tam ortaya 2, 3, 2, 2 şekilde yani şu noktadan şöyle tam ortadaki 2 delikten sonra 1, 2, 3. noktadan başlıyorum. Ama sizler istediğiniz bir noktadan da başlayabilirsiniz. Hemen ipi tığımın ucuna alıyorum. Bu noktadan ilmeğimi çıkardım. Bir miktar kısayıp bırakmak yeterli. Bakın ilmeğimi uzattıktan sonra bir sonraki deliğe batıyorum. Çok sıkı sıkı yapmayacağız bu ilmekleri. Bir sonraki deliğe batıyorum. Ve şuradaki ipi de bakın bu tarafa aldım. İpi tığımın ucuna alarak bu noktadan ilmek çıkardım. Çıkardığım ilmeği bekleyen ilmekten geçiriyorum. Ve mutlaka ilmeğimi diğer deliğe kadar uzatıyorum mutlaka uzatalım. Eğer çok sık sık yaparsanız kasma yapar. Aşırı gevşekti zaten güzel olmayacaktır. Buna dikkat ederek ilerleyelim. Bir sonraki deliğe batıyorum. İpi bakın bu kez bu tarafa geçiriyorum. Tığıma aldım ipi. Bu noktadan ilmeğimizi çıkartıyorum. Çıkardığım ilmeği bekleyen ilmeğin içerisinden geçiriyorum ve ilmeği uzatıyorum diğer bir delik noktasına kadar batıyorum. Bakın ipi bu tarafa almıştım. Şimdi şöyle bu ipi başlangıçta gizliyorum. İsterseniz sonradan da gizleyebilirsiniz. Ben başlangıçta gizlemeyi tercih ediyorum. Bu noktadan ipimizi alıyoruz. Uzattık. Çıkardığımız ilmeği bekleyen ilmekten geçiriyoruz. Şimdi bu şekilde kaydırmalar yaparak tamamını Bakın bütün deliklere batmış olacağız ta ki son noktaya kadar. Bakın son deliğe kadar kaydırmalarımıza devam ettik. Şimdi bu noktada ipimizi şöyle bir miktar bir 10 santim kadar uzatıyorum. Ve kesiyorum tam orta yumaktan gelen ipliği çıkartıyorum ve kenar alıyorum. Şimdi bu noktada bakın ipi şu şekilde tutup ilk kaydırma yaptığım noktanın olduğu kısma bakın tığımla bu şekilde batıyorum. Bu ipi önce bu noktadan geçiriyorum. Sonra bakın şuradaki deliğe batıyorum bu kısımda ve şu şekilde ipin geldiği noktadan bakın geldiği noktadan tığımı çıkardım ipi alıyorum ve bu noktadan içeri geçiriyorum ve bütün noktalar bakın başak başak görünmüş oluyor sonra arka kısımda ise ipi hemen bakın bu tarafa alıyorum öncelikle sonra çeviriyorum bu kısımdan geçiriyorum sonra bir sonraki noktadan da bu şekilde geçirerek sabitlemiş oluyorum. Şimdi kaydırmalar yaparak ilmekleri oluşturduk. Şimdi bakın burada ilmeklerin tam orta kısımlarına batacağız. Kaydırma yaptığımız yine deliklere batacağız ama başak başak görünen noktaların tam ortasına gelmiş olacağız. Şimdi yine ilmeği ilk başlattığımız noktadan başlayacağız. Yani şu kısımdan bakın buradan istediğiniz bir noktadan da başlayabilirsiniz. Bu kısma batıyorum. İpi tığımın ucuna alıyorum. Bu noktadan ilmeğimi çıkardım. Önce bir tane zincirim oluşturuyorum. Aynı boşluğa geliyorum hemen. Bir tane sık iğne örüyorum. Bakın bir tane sık iğnemiz ördük. Bir sonraki noktaya bakın. Burası ilk başladığımız noktayı ikili bitireceğiz. Zincir ve sık iğne var. Bu noktada iki tane sık iğne olmuş olacak. E, bitirirken öreceğiz bu ikinci sık iğneyi de. Hemen bir sonraki deliğe batıyorum. Bakın batarken de bu kısımda hemen şu kısa ipi de. Giziyorum ilmek çıkardım bir tane sık iğne ördüm bir sonrakine bakın bir sonraki deliğe batıyorum ve örgünün tam ortasına batıyorum kısa ipi de gizliyorum bu noktadan ilmeğimi çıkardım birinci sık iğne aynı boşluğa geliyorum ikinci sık iğne bakın 2 bir iki bir şeklinde devam edeceğiz bir sonrakine bir tane sık iğne bir sonrakine iki tane. Bir. iki. Şimdi bakın burada devam edeceğiz. Hemen şu köşedeki dönüş noktasına kadar. Yani toplamda altı tane ikili noktamız olacak. Burada bakın çift noktaları görüyorsunuz. Bir çift. Çift ne demek? Aynı delikte iki tane sık iğne demek. 2, 1, 2, 1, 2, 1 şeklinde devam edeceğiz. Ta ki şuradaki delik noktasına kadar. Bakın burada çift noktamız yani ikili sık iğnelerin olduğu nokta 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane oldu. Şimdi 7. noktaya batacağız. Bir sonraki deliğe de yine 2 tane sık iğne örüyoruz. 1, aynı boşluğa 2. Şimdi bir sonraki 3 tane olacak dönüş olduğu için 1, 2, 3 tane sık iğne bakın bir sonraki deliğe 3 tane sık iğne ördük bir sonraki 2 tane 1 2 bir sonraki delik yine 2 tane 1 ve 2 bakın şöyle göstermek istiyorum 2 2 3 2 2 oldu şimdi bu nokta üçlü olacak hemen burayı örelim 1 aynı boşluk 2 ay boşluk 3. sık iğne bu sayıları sizler kendinize göre ayarlayabilirsiniz illaki benimle aynı sayılarda olmak zorunda değil bakın 2 2 3 2 2 3 şimdi yine iki tane iki yapacağız yan yana hemen yapalım 1 2 bir sonraki deli yine iki tane 1 aynı boşluğa 2 sık iğnemizi örmüş olduk bakın burada şimdi iki tane yan yana ikimiz var 1 2 1 2 1 2 şeklinde ta ki bu köşeye kadar devam etmiş olacağız hemen bir sonrakine bir tane sık iğne örüyorum bakın hep batışlarımız aynı bir sonrakine iki tane öreceğiz bundan sonrasını göstermeye gerek yok 2 1, 2, 1 şeklinde devam edecek ta ki dönüş noktasına kadar. Bakın buradaki dönüş noktasına geldik. Hemen şuradaki üçlüden sonra iki tane ikili var. Bakın 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2. Şimdi bu nokta 2, 3, 2, 2, 3, 2 ile de bitirmiş olacağız. Burada da eksik olan sık iğne örerek sıra tamamlanmış olacak. Yani buradaki işlemin birebir aynısı bu tarafta da olmuş olacak. Şimdi Bakın ikili ördükten sonra bir sonraki noktaya tekrar iki tane sık iğnemizi örüyoruz. Bir sonraki nokta üç tane. Bir. Yani burayı örerek göstermeye gerek yok. Bakın buradaki işlem birebir aynısı. İki tane ikili, bir tane üçlü, iki tane ikili, bir tane üçlü. Sonra ikiliyle sırayı tamamlamış oluyoruz. Bakın şimdi bu noktada iki tane yan yana ikili sık iğneler, üçlü, iki tane ikili, bir tane üçlü, bir tane ikiliyle yani bu son deliğe de iki tane sık iğnemizi ördük. Yani buradaki yaptığımız sayıların birebir aynısını bu tarafta da uygulamış olduk. Eşit olması için. Şimdi hatırlayalım başlarken bir zincir bir sık iğne ile başlamıştık. Şimdi aynı boşluğa geliyorum. Bir tane sık iğne örüyorum. İlk başladığım sık iğne ve sonda bitirirken de bir tane sık iğne ile bu deliğe de iki tane sık iğne örmüş oluyoruz. Deliklerden bir tık e, çıkarması zorlu. Hatta bakın silikonu oynadı birazcık tığımı. Biraz e, zorladım galiba. E, 3 milim eğer sizde e, zorlarsa 2,5 milimle de, de ilmeklerinizi çıkartabilirsiniz. Bunu da belirtmekte fayda var. Şimdi artık 4 milime geçiyorum. Bundan sonra artık modelimizi kurmaya geçeceğiz ilmeği bakın 4 milim olan tığımı aldım rafi ip için 4 milim ideal e, bu yarım kiloluk rafi ip için bakın örüm de çok rahat yani hiç e, zorlamıyor ipten bir tık daha kolay diyebilirim e, rahat örümü e, sert rafi ipler gibi değil e, bu kiloluk rafi ipler şimdi artık örmeye geçeceğiz yapacağımız işlem sadece sık iğne olacak şimdi geliyorum bakın birleştirme e, noktası yok tamamen spiral şekilde çantamızı örüp tamamlayacağız ne yapıyorum İlk sık iğne bakın burası. Geliyorum hemen ilk sık iğnenin tepesine batıp bir tane sık iğne örüyorum. Bir sonraki sık iğnenin tepesine gelip tekrar sık iğne. Şimdi her bir sık iğnenin tepesine bir tane sık iğne örerek geçeceğiz. Bakın bitiş ve başlangıcımız belirgin olacak. Çünkü model e, böyle bir kısa sık iğne bir uzun sık iğneden oluşacağı için bitiş ve başlangıç e, belirgin olacak. Ama ben karıştırırım diyorsanız eğer buraya bir çengelli iğne de takabilirsiniz. Şimdi her birine bir tane sık iğne örerek sıra sonuna kadar ilerleyelim. Bakın sıramızın sonuna yaklaştık. Buradaki sık iğnenin de tepesine batıp kısa sık iğnemi örüyorum. Bakın son sık iğnemiz artık uzun görünen. Son sık iğnenin de tepesine batıp. Burada sık iğnemizi örüyoruz. Sıra tamamlandı bakın. Burada son ilmeğimiz, bunu da böyle kısa görünen sık iğneyi görüyorsunuz tepesini ördük. Şimdi artık e, bir sonraki yeni sıraya başlıyoruz. Hemen kısa sık iğneyi gördüğümüz zaman bizi karşılayan kısa sık iğneyi gördüğümüz zaman demek ki yeni sıraya geçiyoruz. Yeni sıraya nasıl geçiyoruz? Bundan sonra yani bu sırada e, tepelerine battıktan sonra şimdi sık iğnelerin dibine batacağız bakın. İlk sık iğnemiz burasıydı. Hemen bu sık iğnenin dibine direkt batıyorum bakın. Spiral şekilde örüyoruz ve evet. ilmeği çıkarıyorum bakın bir miktar uzatıyorum. ipi de düzgün almaya dikkat ediyorum ve uzunca bir sık iğne örüyorum. Şimdi benim yeni sıradaki ilk sık iğnem bu. Sırayı tamamlayıp geldiğim zaman bitişte de göreceğim. Kısa sık iğne, uzun sık iğne, uzun sık iğne benim ilk sıram, yeni sıram olmuş olacak. Bu şekilde yer belirleyici kullanmadan bu sırayı rahatlıkla görebiliyoruz bitiş ve başlangıç noktasını. Bir sonraki gelen Bakın, kısa duran sık iğnenin hemen dibine batıyorum. İlmeğimi çıkartıp uzatıyorum ve sık iğne örüyorum. Bir sonraki sık iğnenin hemen dibine batıyorum bakın. Dibine battım. ipi buradan çıkarıyorum, uzatıyorum ve sık iğne. Bir sonraki sık iğnenin dibine batıyorum. İlmeğimi uzatıp sık iğne örüyorum. Bu şekilde uzun sık iğneler örerek bakın diplerine batarak uzun sık iğneler örerek sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Bakın sıramızın sonuna geldik. Artık çanta çukurlaşmaya başlayacak. Bakın şöyle düz kısmından çantamızı şöyle içeri, içeri doğru kıvralım. Şimdi bakın son küçük burada sık iğnemiz kaldı. Bu batacağımız son nokta. Bu görünen sık iğnenin de hemen dibine batıyorum. Uzun olarak sık iğnemi örüyorum. Bakın ee, Rafi böyle şerit halinde Bakın yassı bir iplik. E, bu dokuyu daha ön planda tutarak şöyle bir görüntü elde etmeye çalışıyoruz. Şimdi sıra tamamlandı. Bizi uzun sık iğne karşılıyor şimdi. Artık uzun sık iğnelerin tepe boşluklarına batıyoruz. Bakın tepesine batıp küçük kısa sık iğneler elde ediyorum. Bu sıra bu şekilde devam ediyor. Yani bir sırayı e, iki sırada örmüş oluyor yani iki sıra bir sıra yapıyor bu modelde oldukça da çok kalın bir model oluyor ee, böyle kalıp gibi e, dursun istiyorsanız çantanız bu modeli e, plaj çantalarında falan da uygulayabilirsiniz gerçekten çok güzel duruyor bakın yaptığım işlem her bir uzun sık iğnenin tepesine batıyorum önce kısa sık iğnelerimi elde ediyorum sonraki sırada hemen diplerine batıp uzun uzun sık iğnelerimizi elde etmiş oluyoruz model sadece Bundan oluşuyor. İstiyorum ki bu sırayı da tamamlayalım. Hemen bir sonraki sırayı tekrar sizlerle paylaşalım. Bakın sıramızın sonuna geldik. Buradaki son uzun sık iğnenin de tepesine batıyorum. Kısa sık iğne hemen beni ilk kısa sık iğne karşılıyor. Bu kısa sık iğneyi gördüğüm zaman hemen dibine batıyorum. Ve uzunca bir ilmek çıkararak uzun sık iğnemi örüyorum. Bakın tepesine değil dibine batıyorum. Dibine batıp sıradaki sık iğnenin uzunca ilmeğimi çıkartarak sık iğnelerimi örüyorum. Bakın bu şekilde uzun uzun ipin dokusunda ortaya çıkarmaya çalışarak bu şekilde sık iğnelerimizi örüyoruz. Dibine batıyorum hemen kısa sık iğnenin dibine batıp uzun uzun sık iğnelerimizi örüyoruz. Bakın. Bu şekilde yani sadece sık iğne görünüyor aslında ama daha uzun uzun ve tok bir görüntü elde etmiş yani yapısı da oldukça sert bir çanta elde etmiş oluyoruz. Şimdi bakın model sadece bu kadar. Bir sıra kısa sık iğne örüyor örüyoruz yani bir sıra tepelerine batıyoruz sık iğnelerin bir sıra diplerine batıyoruz. Diplerine battığımız zaman da ilmekleri uzun uzun çekmeye gayret ederek bakın bu görüntüyü elde etmiş oluyoruz. Gerçekten çok keyifli bir e, yapımı var. Şimdi e, bu şekilde devam ederek çantamızı yeteri kadar uzatalım. Sonrasında e, çantamızı e, bitirdiğimiz zaman da raf ipi tartacağım yani bu parçayı tartacağım kaç gram rafiyi kullanmışız hemen bunu da sizlerle paylaşıyor olacağım. Bakın çantamızı sizlere tarif etmiş olduğumuz gibi e, tamamladık. Burada kaç sıra ördüğümüzü de söyleyeceğim. Şu uzun sık iğne sıralarını sayıyoruz sadece. 2 4 6 8 10 sıra örerek tamamladık. E, bu aşamaya kadar e, yaklaşık 120 gram kadar rafiyi iplik kullanmış olduk. Bakın şöyle taban kısmında göstermek istiyorum. Şimdi tam bitiş noktasındayız bakın son uzun sık iğnemizi de ördük noktada hemen kaydırmalarla bitişimizi yapacağız. Şimdi santim olarak da ölçüsünü vermekte fayda var. Bakın bitmiş haldeki tabanımızın ölçüsü 19 santim. En ölçüsünde de verelim çünkü tabanı örerken bir miktar büyütmüş oluyoruz. Çantamızı hemen şöyle elinde söyleyelim. Bakın 8 santim ölçüsüne gelmiş. Çantamızın boyu da 14 14 buçuk 15 santim kadar boy ölçüsü şimdi artık bitiş yapıyoruz son noktaya kadar bakın hepsi spiral şekilde örüp geldik şimdi bu noktada son uzun sık iğneyi ördükten sonra şöyle tekrar batalım bu noktaya dibine batıyorum ve hemen uzun sık iğnemi örüyorum şu ilmeği çok esnetmişim uzun sık iğne yorduk. Şimdi bakın sıra bitti. Ne yapacağım? Hemen buradaki gelen ilk uzun ilmeğe batıyorum. Yani yeni sıra battım tepe boşluğuna ilmek çıkardım. Çıkardığım ilmeği bekleyen ilmekten kaydırarak geçirdim. Bir sonraki bakın sık iğnenin tepesine batıyorum. ilmek çıkardım. Çıkardığım ilmeği bekleyen ilmekten kaydırarak geçiriyorum. Bu şekilde kaydırmalar yaparak çantayı ağız kısmını daha kullanışlı hale getirmiş olacağız. Bu şekilde kaydırmalarla devam ediyoruz. Bu arada çantamızı bitirdikten sonra buharlı ütüyle ne yapıyoruz? İçeriden Bu e, ütülüyoruz. Buharlı ütüyle bastırarak ütüleyebilirsiniz. Hiçbir problem olmayacaktır rafi birlikte Şimdi hemen bitişi yapalım. Sonrasında da artık aksesuarlarımızı yerleştirmeye geçelim. çantamızı aksesuarımızda yerleştirerek tamamlamış olduk. Son olarak kapağın ölçüsünü de sizlere söylemek istiyorum. Eni 15 santim boyu da uzunluğu da tamamen 20 santim ölçüsünde. Tarifimiz de bu şekildeydi. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.